Bismillahirrahmanirrahim. Gelin Taci kitabından devam ediyoruz. Allah'a itaat. Bir grup insanı gözlemleyen bir büyük zat onlara sordu. Allah'ın kendi mülkünde ne yapıp ettiğini haber verdiği biri var mı içinizde? Onlar da yok diye cevap verdiler. Bunun üzerine o zat onlara şöyle seslendi. Öyleyse ağlayın halinize. Allah hepsinden razı olsun. Bizim dindar atalarımız, Birinin halini ona yani Allah'a hamd ve şükrünü hatırlatmak için sorarlardı. Fakat bugün böyle bir hal hatır sormamak daha iyi. Çünkü sizin sorunuz karşınızdakinin sadece Allah'tan şikayetine sebep oluyor. Tövbekar bir kefen hırsızı bir gün hocasına demiş ki, Hocam ben bin kabir soydum ve her seferinde ölünün kıble yüzünün değil de sırtının dönük olduğunu gördüm. Hocası sebebini şöyle açıklamış. Evladım, onlar rızıkları konusunda endişe etmiş kimselerdir. Ey Allah'ın kulu, Allah'tan bir şey istediğinde onun seni her bakımdan düzeltip ıslah etmesini ve seni onun yazdığı kadere razı olacak hale getirmesini iste. Senden ona yaklaşman istendiği halde sen sadece orada burada dolaşıp duran bir sersemsin. Elbette kaçaksın sen. Çünkü insan ondan yapıp ettikleriyle tavır ve hareketiyle, kendi iradesiyle kaçar. Namazında gafil, orucunda ihmalkarsan ve onun lütfundan şikayetçiysen, elbette başıboş dolaşıp duran bir sersemsin sen. Allah kendisine razı olsun, Şeyh Ebu Hasan Eş-Şazili buyurmuşlar ki, Üç gün çölde kaldım, yanımda bir şeyim yoktu. Oradan geçmekte olan ve sırtını bir tümseye dayamış durumdaki Beni gören Hristiyanlar, ''Aa, Müslümanların bir şeyhi bu.'' dediler. Yanıma biraz yiyecek koyup gittiler. Kendi kendime şöyle dedim, ''Ne garip şey, azığın bana dostların elinden değil de düşmanların elinden veriliyor.'' Bunun üzerine bana şöyle seslenildi, ''Her kişi dostlarının elinden değil, düşmanlarının elinden rızıklanandır.'' Veliler gelinler gibidir. Genç adam nefsine bineğin gibi davran yoldan saptığında onu kırbaçla ve tekrar yola sok. Hiç değilse nefsine kirlenince yıkadığın, yırtılınca yamadığın ve tozlanınca silkelediğin elbiselerine davrandığın gibi davransan. O zaman mutluluktan mutluluğa kanat açarsın. Saçı sakalı ağardığı halde bir kerecik olsun Allah'la baş başa kalarak kendine hesaba çekmemiş nice insan var. Allah kendisinden razı olsun. Şeyh Nekuniddin el-Esmer hazretleri buyurmuşlar. Tarikata girdiğim ilk günlerde, gün bitiminde kendime hesaba çekip şöyle derdim. Bugün şunu ve şunu söyledim. Kendimi ayıplayacak üç veya dört kelime bulurdum. Derken bir gün yaklaşık 90 yaşlarında, ihtiyar bir şeyh efendi yanıma geldi. Kendisine, çok sayıdaki günahımdan sana şikayetim var dedim. Yaşlı adam bana şu cevabı verdi. Günah bizim bilmediğimiz bir şeydir ve ben, tek bir günah olsun işlediğimi hatırlamıyorum. Sırf bu dünyayı düşünen ve bu dünyaya bel bağlayarak kendi kendilerine yettiklerini gören insanlar olduğu gibi, gözlerini ahirete diken ve Allah'a yasalarak zenginleşen insanlar da vardır. Sen kalkıp da öyle insanları aradım ama bulamadım deme. Çünkü eğer samimiyetle arasaydın mutlaka bulurdun. Bunu başaramamanın sebebi sadece senin kabiliyetsizliğindir gelin yani şey duanı şehvet düşkünü bir alçağa açmaz. Sen o gelini samimiyetle görmek isteseydin öncelikle fuhuş ve ahlaksızlıktan uzaklaşırdın. Bunu yapsaydın sayıları asla azalmayan ve desteklerini hiç çekmeyen veliler görürdün. Zaten sayıları eksilecek ve destekleri azalacak olsaydı bu peygamberlik nurunun sönüp gitmesi anlamına gelirdi. Sen birini sevdiğinde ancak onun karşısına çıkabilecek bir hale geldiğinden emin olduğun zaman kendini ona takdim edersin. Sendeki bütün kusurlardan aranmadıkça, arınmadıkça öyle bir şeyi gerçekleştiremezsin. Allah kendisine razı olsun. Şeyh Ebu Hasan Eşşazeli Hazretleri şöyle buyurmuşlar. Veliler gelinler gibidirler. Kendilerini fasıklara yani günahkarlara göstermezler. İbadet ve taat sana ağır geliyoruz ve sen onları yapıyor yaparken gönlünde hiçbir haz ve zevk duymuyor duymuyorsan buna karşılık günah işlemek sana kolay geliyor ve o günah sana haz veriyorsa bil ki senin tövben samimi değil çünkü kök sağlam olsaydı dal da öyle olurdu keşke sen Rabbine hizmetçinin sana itaat ettiği gibi itaat etsen onun sürekli olarak senin hizmetine koşturmasını ne kadar da istersin. Sense yerden çabuk çabuk tane toplayan horoz gibi namazını çar çabuk bitirmenin çaresine bakıyorsun. Keşke başkasında gördüğün o manevi güzellikler senin manevi körlüğünü giderip de gözlerini açsa. İnsanların kapılarını çala çala ne kadar aşağılanmalara maruz kaldın. Onlar seni ne kadar da çok incittiler. Öyleyken yönünü hiç Rabbine döndürmedin. Allah kendisinden razı olsun. şey Mekuniddin el Esmer Hazretleri buyuruyorlar. Rüyamda bir huri bana ben seninim sen de benimsin dedi. Bu rüyadan sonra iki veya üç ay boyunca hiç kimseyle istifra etmeden konuşamadım. O muhteşem sözün cazibesi işte beni öylesine etkisi altına almıştı. Şu dünyaya gözlerini dikip durmayı bırak artık. Bak Allahu Teala ne buyuruyor. Kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak bazılarına verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Sen Allah'ı onun birçok yönleriyle tanıyıp bilesin diye ezelde o sana sağlık ve hastalığı, zenginlik ve yoksulluğu, sevinci ve hüznü yazmıştır. Biri seninle arkadaş olduğunda bir veya iki günün ardından bakar ki senin arkadaşlığından bir fayda yok. Seni bırakır ve gider bir başkasıyla arkadaş olur. Sense nefsinle ondan sana hiçbir fayda olmadığını gördüğün halde 40 yıldır arkadaşlık ediyorsun. Artık ona de ki: Ey nefsim, Allah'a hoşnut etmeye, onun rızasını kazanmaya yönel. Geçici arzu ve heveslerini tatmin ederken onca yıl geçirdin. O boş heveslerin yerini Allah'a ibadetle geçir. Konuşup durmayı sükut etmekle telafi et. Halkın içinde gezip tozmayı bir köşeye çekilmekle değerlendir. İnsanlarla senli benliliğini yaradana yakın olmakla değiştir. Günahkarlarla da yoldaşlığı dindar insanların arkadaşlığıyla doldur. Şimdiye kadar olduğunun tersi ol. Gecelerini haramlarla geçirmek yerine ona ibadetle süsle. Dünyaya gönül vermiş insanların yanına koşacağına uzaklaş onlardan ve Allah'a yaklaş. İnsanların sözlerine kulak vermek yerine Allah'ın kelamını dinle ve onu zikret. O burcu yiyip YouTube durmak yerine ona ibadet etmene el verecek kadarıyla yetin. Zaten Yüce Allah da şöyle buyurur. Bizim davamız uğrunda üstün gayret gösterenleri bize varan yollara mutlaka yöneltiriz. Şüphe yok ki Allah'a itaatsizlik eden insan ilahi cezanın ne olabileceğinin bilincinde olmayan insandır. Allah'a boyun eğmekten uzaklaşan da ilahi mükafatın enginliğini ve eşsizliğini bilmeyen kimsedir. Kendisine cehennem azabının ne olduğu bir gösterilseydi artık asla gafil olmazdı. Kendisine Allah'ın cennetliklere neler hazırladığı bir gösterilseydi Allah'ı ibadet ve itaatten göz açıp yumuncuya kadarlık kısacık bir zaman için bile geri kalmazdı. Dünyaya sarılanları dost edinirsen onlar seni tutup kendilerine çekerler. Ahireti arayanları yoldaş edinirsen onlar da seni alır, Allah'a yönlendirirler. Nitekim Allah'ın elçisi aleyhisselam uyarır. Kişi dostluğunun dini üzere haşredilecektir. Öyleyse dostlarınızı, öyleyse dostlarınızı seçerken dikkatli olun. İrade sahibi ol. Sağlığına zarar vermeyen yararlı yiyeceği ve evlenmek için de güzel bir kızı nasıl seçiyorsan, sadece sana Allah'a götüren yolu gösteren kişinin dostluğunu da öyle seç. Ayrıca bil ki senin ancak üç yakın dostun var. Öldüğünde bırakacağın servetin, kabre girince seni terk edecek olan ailen ve senden hiç ayrılmayacak olan amellerin. O halde seninle birlikte mizara girecek olanları dost edin. Onlar senin rahat ve huzurunu sağlasın. Akıllı kişi Allah'ın kendisine emrettiği ve yasakladığı şeyleri anlayıp uygulayandır. Gübre içinde yaşayan ve kendisine gül koklatılınca gülün kokusundan olan gülün kokusundan ölen pislik böceğine benziyorsun sen. İradeler işte o pislik böceklerinkinden gibi olanlar vardır. Bir de beyinleri pervane yani gece kelebeği beyni gibi olanlar. Çünkü pervane yanıp kül oluncaya kadar kendisini durmadan ateşe atar. Sen de tıpkı kelebek gibi kendini Allah'a isyan ve itaatsizlik ateşine bile bile atmaktasın. Allah'ın yoluna koyulmak isteseydin, kemerini sıkardın, Allah'a gitmenin hazırlığını yapardın. Nerede sende o irade? Sadece yaşamak için yemen ve yalnızca yemek için yaşamanla, solucanlarla hayvanlara benziyorsun. Fakat bilesin ki atların en hızlı koşanı, karnı şişkin olmayanıdır. Sen kendi kendine bu akşam az yemeliyim dersin. Fakat önüne yemek konulur konulmaz, uzun zamandır görmediğin bir dostunu bulmuşçasına üzerine atılırsın. Allah'ın ıslah etmek istemediği iş kimse boşuna kararlar alır durur. Allah bir kimseyi şaşkınlığa yani fitneye düşürmek isterse sen Allah'a karşı onun lehine hiçbir şey yapamazsın. Zilletten senden daha fazla kaçan yok. Ama gel gör ki sen her an kendini zillet çukuruna atmaktasın. Hem nefsini korluyor küçük görüyor hem de onu bayağılık yerlere atıyorsun. Bazıları der ki sen Allah ile çocuğun annesiyle olduğu gibi ol. Baksana anne çocuğunu kovduğu her seferinde çocuk yine ona gelir. Çünkü çocuk sadece onu tanır, onu bilir. Ey Allah'ın kulu! Kendine leziz yemekler seçiyor. Bineğinin yem ve samanını bile seçiyor. Ama Allah'a karşı küstahça davranıyorsun. Sonunda hela çukuruna gidecek olan bir karpuzun iyisini bulmak için 20 tanesini yokluyorsun. Yemek için masaya rahat rahat kuruluyor, sofrada hayli vakit geçiriyorsun. Buna karşılık namazı ise yerden hızlı hızlı tane toplayan horoz gibi çarçabuk bitiriyorsun. Bir yığın vesvese ve saçma sapan düşünceler sen namazdayken başını üşüşüyor. Senin bu durumun kendisini atılan ok ve mızrakların hedefi yapan kimsenin haline benziyor akılsızlık değilse nedir bu? Hikmetli bir sözü duyup da ona göre davranmayan, zırh giyip de savaşmayan kimseye benzer. Biz bildiklerimizi etrafa yaydık. Bakalım kullanıp faydalanan olacak mı? Senin değerin üzerine titrediğin şeye bağlıdır. Eğer sen bu dünyanın üzerine titriyorsan hiçbir değerin yok demektir. Çünkü bu dünya tiksinilen bir leş gibidir ve para etmez. Bir kulun Allah'tan dileyebileceği en iyi şey onun yolunda sabır, sebat ve doğruluktur. Yüce Allah da zaten kendisinden bunun talep edilmesini ister. Bizi doğru yola ilet. Öyleyse sen ondan hidayet, doğruluk ve sabır iste. Bu isteklerin anlamı senin her zaman Allah'la olmandır. Hangi durumda olursan ol, onun senden beklediği yolda ve razı olduğu halde bulunmandır. Bunun da yolu Peygamberimiz Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem'in Allah-u Teala'dan getirdiği emir ve yasaklara uymaktır. Allah'a katıksız bir muhabbetle bağlanan kimse karşılığında saf ilahi lütuflara erer. Hak yoluna koyulan kimse su bulmak için yeri kazan kimseye benzer. O adam suyu buluncaya kadar habire kazar ve onca aradıktan sonra su fışkırır. Allah'ın cezbesine kapılanın yani meczubun durumuna gelince suyu isteyen kişi gibidir. O ister ve bir bulut yağmur bırakır. O da yağmur suyunu hiç yorulmadan kendisine yetecek kadar toplar. Sen nefsinin göz diktiği bütün hırslarını tatmine özen gösterirsen, sonunda kendisini öldürecek olan yılanı evinde besleyip semirten kişiye benzersin. Eğer Allah sana nefissiz bir ruh verseydi, elbette Allah'a itaat eder vasla asla itaatsizlik etmezdin. Sana ruhsuz bir nefis verseydi, hiçbir zaman itaat etmez hep isyan ederdin. O yüzden Allah sana gönül, ruh, nefis ve ihtiras vermiştir. Aynı şekilde o arıya da hem sokacağı iğne hem de bal yapma kabiliyetini vermiştir. Bu yüzden o iki renklidir. Bal arının faziletinin, iğnesi de gücünün ifadesidir. Böylece Allah nefsin heva ve hevesini gönülle, gönlün heva ve hevesini de nefisle kırmak istemiştir. Rabbin seni severse. Ey Allah'ın kulu. O senden bir kul olmanı istiyor. Sense asi olmaktan başka bir şey olmak istemiyorsun. Senin Allah'a yönelişin ona ibadet etmenle gerçekleşir. Sen ondan başkasına taparsan Allah senden nasıl razı olabilir? Sevgin ve saygın bize değil de başka birine yönelik, yönelirken sen bize gelsen ve bizden bir şey istesen biz de senin isteğini yerine getirmesek bizden memnun olur musun? Ahiretin yolu üzerine konulmuş olan bu dünyanın işi gücü bizi ondan yani ahiretten çevirip uzaklaştırmaktır. Allah'a götüren yol üzerine konmuş olan ahirette bizi ona ulaşmaktan alıkoyuyor. Günahlarını sana gösterip insanların gözünden gizlemesi Allah'ın sana olan lütfunu eseridir. Şu fani dünyanın imkanları sana verilseydi ve sen bunun şükrünü yerine getirmekten alıkonsaydın bu senin için tam bir felaket olurdu. O yüzden Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem uyarır. Bu dünyadan az bir şey bile bizi ahiret yolunda gaflete düşürebilir. Bir gün bir kadın kocasına şöyle dedi. Senin benden uzakta olmana da benden başka bir şeyle ilgilenmene de dayanamıyorum. Çok geçmeden o adama gayipten bir ses geldi. O kadın yaradan değil, hiçbir şey yaratmadı. Öyleyken kalbini bütünüyle ona bağlamanı istiyor. Ben ki senin yaratıcınım. Kalbinin tamamen bana hassetmini nasıl isteyemem? Bir keresinde Şeyh Ebul Abbas el-Mursi hazretlerinin yanındaydım ve kendi kendime konuşuyordum. Şeyh bana nefsin sana aitse ona istediğini yap fakat bunu yapamazsın dedi. Sonra da ilave etti. Nefis kadın gibidir. Sen ona çattıkça o da sana çatar. En iyisi sen nefsini Rabbine bırak. O ona dilediğini yapar. Çünkü onu ıslah etmek için sen ne kadar çabalarsan çabala sana boyun eğmez. Müslüman nefsini Allah'a emanet eden kimsedir. Nitekim Kur'an'da buyrulur. Allah müminlerden mallarını ve canlarını kendilerine verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Eğer Rabbin seni severse sen artık ondan başkasından yüz çeviresin diye dostlarını senden uzaklaştırır. Sen ona tam yönelinceye kadar yaratılmışlarla olan bütün bağlarını koparır. Halbuki sen itaat etsin diye nefsini ne kadar çok teşvik etmiştin, o ise hep diretmişti. Sen Allah yoluna koyulduğunda nefsini ıslah etme ihtiyacı duyarsın. Fakat belki nefsin Allah'ın ihsanlarını bir tadarsa o zaman o kendiliğinden yola gelir ve günahtan aldığı hazzı artık kulluktan almaya başlar. Kalpteki iman yeşil bir ağacı andırır. Sen çokça günah işler durursan, gurur ve öz suyu onu terk eder. Vazifelerini yerine getirmek isteyenin haram ve yasaklardan yüz çevirmesi gerekir. Pek tasvif edilmeyen davranışları yani mekruhları bırakan kimse büyük nimetlere erer. Yapılıp yapılmamasında masar olamayan şeyleri yani mübahları bırakan kimse ise aklın, hafsalanın almayacağı imkanların öne serildiğini görür ve ilahi huzura erer. Haram olanı dinlemeyi bırakan artık çok az konuşur. İşe nefis karışınca olağanüstü bir hareket yapmak kadar kolay bir iş, kolay bir şey yoktur. Nefsin hiç payı olmayan bir davranışı yapmak kadar da zor bir hareket yoktur. Mesela nafile bir haç yapmak istesen fakat sana sen bu haç parasını sadaka olarak verdense bu sana ağır gelir. Çünkü hac herkesin gözü önünde gerçekleşir ve nefis bundan payını alır. Halbuki sadaka verilir, verilmez unutulur gider. Allah rızasının dışında ilim yapmak aynı şekildedir. Geceyi araştırıp incelemekle geçirebilirsin ve nefsin bundan hoşnut olur. Fakat sana geceliğin kalk da iki rekat namaz kıl dense bu sana zor gelir. Çünkü o iki rekat sadece seninle Allah arasında kalır ve nefsinin ondan hiçbir çıkarı olmaz. Halbuki araştırma ve okuma hak, halkla paylaşılacağı için nefsine güzel bir pay sağlar. O yüzden de bunlar sana kolay gelir. Zahid'in biri demiş ki, Nefsim evlenme özlemi duymuştu ki, mihrabın iki ayrıldığını, bu aralıktan incilerle bezeli altın bir ayakkabının çıktığını gördüm. Bana hatiften bu onun yani Hurin'in sadece ayakkabıcısı, ayakkabısı. Acaba onun yüzü nasıl ola denildi. O an gönlümdeki evlenme isteği sönüp gitti. Kendisine mükemmel bir köşk hazırlanan kimseye hiç çöplükte kalmaya razı olabilir mi? Salih amellerini sadece Allah ile senin aranda kalacak şekilde gizlice yap ve çevrendeki kimseyi bundan haberdar etme. Onları gizleyip Allah'a emanet et ve onları azın yap ki hesap gününde yanında bulasın. Nefse gelince yapılan hayırlar ve iyiliklerden söz edilmesinden hoşlanır. Bazıları 40 sene oruç tutmuştur da eşlerinin haberi bile olmamıştır. Allah'a kulluk dışında nefesini tüketme ve nefeslerini küçümseme. Onların ve onların yanı sıra da Allah'ın kuluna bahşettiği bütün şeylerin kıymetini bil. Alıp verilen nefesler mücevherlerdir. Sen hiç mücevherleri çöpe atan birini gördün mü? İçini kirletip dururken dışını temizler misin? O zaman sen içerideki yaralarından cerhat akarken yepyeni güzel elbiseler giyen yüzzamlıya benzersin. Sen insanların gördükleri şeyleri güzelleştiriyorsun da Allah'ın gözü önünde duran kalbini niçin düzeltmiyorsun? Evdeki deli Hikmet bir bağdır. Nefsini ona bağlarsan o seni korur. Fakat çözersen o seni unutur. Ve, sen, ve de senin için korkulur. Bir misal verelim. Senin evinde evi darmadağın eden, senin bütün elbiselerini yırtıp parçalayan bir delin var. Onu bağlarsan rahat edersin. Salı verirsen o sana etmediğini bırakmaz. Ey yaşını başını almış adam. Hayatını çarçur edip boşa harcadın. Kaybettiğin zamana biraz olsun telafi etmeye çalışsana. Saçların beyaza büründü. Beyaz kir götürmez. Kalp bir aynaya benzer. Nefiste nefese aynanın üzerine nefes verdiğin her seferinde buğulanır. Günahkarın kalbi artık silip parlatacak takati olmayan yaşlı bir kadının aynasını andırır. Arif'in kalbi ise her gün sürekli aynaya bakıp durduğu için onu tertemiz tutan bir gelinin aynası gibidir. Zahitlerin çabası amellerini çoğaltmak, Ariflerin gayreti ise kendi hallerini düzeltmektir. Şu Dört tavır senin kalbini parlatmana yardımcı olur. Sürekli olarak Allah'a zikretmek, susmayı azmetmek, halvet yani yalnız kalmak, yiyecek ve içeceği azaltmak. Allah'tan gafil kimseler sabahtan itibaren mal ve servetlerinin hesabına koyulur. Zahitlerle abidler yani ibadet edenlerle kendi manevi hallerini yoklar. Ariflerse kalplerinin Allah'la münasebetinin ne durumda olduğuna bakarlar alıp verdiğin hiçbir nefes yoktur ki Allahu Teala sendeki taati veya hastalığı ya da mahrumiyeti ortaya çıkarmasın. Ahireti kendi çıkarı için sadece lafını edip dünyalık elde etmek isteyen kişi dışkı yemek için elmas kaşık kullanan kimseye benzer. Öyle birini sen ahman teki olarak görmez misin? Zannetme ki insanlar bilgiden yoksunlar. Onların en yoksun oldukları şey ilahi destektir. Yani onların tevfikten mahrumlarıdır.